Selamlar hanımlar, beyler. Bugün müthiş bir workshopla karşınızdayım. Bugün Oğul Türkkan'la birlikte yemeğe eşlik edenler workshopundayım. Yemeğe neler eşlik edecek derseniz de ben burada şarap bardakları görüyorum, şampanyalar, şaraplar görüyorum. Böyle evinizde bir davet verdiğinizde arkadaşlarınıza falan yanına hazırlamak için güzel atıştırmalık şeyler yapacağız bugün. Şimdi artık bu workshop'a da katıldıktan sonra arkadaşlarımı yemeğe bir çağırmamam, eve davet etmemem çok ayıp oluyor. Herkes dört gözle bekliyor. Hele şu yemeğe eşlik edenler workshop'undan sonra kimsenin dilinden kurtulamam, bir an önce çağırmam gerek. Hem yapacağız hem yiyeceğiz gene. Avokado, domates ve taze fesleğenli bruschetta, karides şiş, kişniş, lime ve şarap sos ile Kars gravyeri ile gratine edilmiş güveçte mantar, ekmek üstü pane, keçi peyniri ve frambuaz sos, 7 kule marulu içerisinde ton balığı, mayonez, kaperi ve frenk soslarıyla bu ikrammış. Bunu yapmayacağız, yaşasın. Erik soslu bonfile şişleri ve shot bardaklarında bitter chocolate mousse. Bu da ikrammış gene. Yine oldukça yoğun bir programımız var gibi gözüküyor. Bu workshopta yine bir tezgahta iki kişi birlikte çalışacakmışız. Bence böyle workshoplara arkadaşla gelmek güzel bir fikir olabilir. Başlıyoruz. Her workshopta önce yapıp sonra yiyorduk. Burada ilk defa böyle ikramlarla başladı. Keyifli bir gün olacağını şimdiden anlayabiliyoruz. Biz Mutfak Sanatları Akademisi MSA 2004 yılından bu yana sektöre eğitimli şef adayları yetiştiren bir okuluz. Herkese iyi eğlenceler, afiyet olsun şimdiden. Yemek şarap eşleşmesini anlatacağız. Şarap işi biliyorsunuz çok snob bir iştir. Bilen vardır, bir de bilmeyenler vardır. Temelde bunun ne kadar uydurup bir şey olduğunu anlatacağım. Herkesin aslında kendi eksperi olduğunu anlatacağım. Eşe dosta nasıl hava atmanız gerektiğini anlatacağım. Şişede de değişiyor. Her yıl da iklim koşullarına göre değişiyor. İnanılmaz bir matematik. Onun için şarabı bilmek mümkün değil. Hep peşinden koşmak lazım. İlk köpüklü şarapla başlıyoruz. Şuna inanmayın. Geriden hafif bir gelincik kokusu alıyoruz. Herkesin burnu kendine özeldir. Bakın mantarla beraber bezi. Sıkıca tutuyorum, şişeyi sağa sola uzatıyorum. Ve bu patlayacak, pırt yapıp bu duman çıkacak. Böyle de tutulmaz bunlar. Biraz daha alır mısınız diye böyle tutunlar. Aşağıdan tutun. Onun Fransız şampanyası. Genel isimleri, aile isimleri olmayan bir şey. Bir kere şunu söyleyeyim. Şaraplar tahmin edildiği gibi yıllanmaya uygun uygun değildir. Şişlere takılmış, temizlenmiş karidesimiz var. Şimdi çok artistik şeyler yapacağız, çok yorulacağız diye düşünmüştüm ama bize bayağı böyle hazır, yıkanmış, temizlenmiş, şişe geçirilmiş şekilde geliyor. Bize bunu pişirmek kaldı şu an. Kadehi böyle tutmuyormuşuz. Yani böyle tutmak hem işte ısınıyor hem estetik değil. Ya buradan tutarmışız böyle kibar kibar ya da böyle daha profesyonel gözükmek istiyorsak da şöyle tutarmışız. Nasıl? Böyle daha da profesyonel gözükmek istiyorsak elimizdeki kadehi böyle ara ara sallayabilirmişiz. Kadehlerimiz dolmaya başladı. Peki kadehimizi nereye kadar doldurmamız lazım? Kadehin en geniş olduğu yerde durmamız gerekiyor. Böyle tepeleme doldurmuyormuşuz yani kadehi. En geniş olduğu yerde durmamızın sebebi de şarabın en rahat hava alabildiği ve en rahat aromasını salabildiği yere kadar olduğunu söyledi. Güzel oldu. Bazı şeyleri söylemek tabii ki mümkünmüş. Mesela koklayarak işte fıçıda mı olduğunu, şişede mi olgunlaştığını, taş çekirdekli mi olduğunu filan bunları anlayabilirlermiş ama öyle 85 yılı falan bu mümkün değilmiş. Kanmayın sakın. Bak yine üstten tuttum. Alttan tutacağım. Bir şarap eğer fıçıda olgunlaştıysa mutlaka vanilya kokusu olurmuş. Eğer şişede olgunlaştıysa da fındık kokusu olurmuş. Dedik ki şöyle kadehi sallamak lazım değil mi? Sonra duracağız. Bir anda dur. Sonra kadehe bakmaya başlayın. Şarabın gözyaşlarını görmeye başlayacaksınız. Ne kadar bu akıntı yavaş olursa şarap o kadar kıvamlı bir şarap. Hani derler ya kırmızı et kırmızı şarap. Yalan. Genelde Sauvignon Blanc asiditesi yüksek olduğu için yağlı yemeklerle çok iyi gider. Lahmacun da yağlı bir yiyecektir. 14,5 derece. Güveçleri fırına koyuyoruz. Fırında pişiriyoruz. Bugün yemek yapma bakımından pek yorulmayacağız belli ki. Yakasın. Bayağı.
yaklaşık 3 santim. Onun yanındaki en sağlık slide'da da çünkü şarap mantarı yemiş. Güveçte mantarımız da hazır. Güney paralel ve 50. kuzey paralelle olur. Tutuluyor ama çok. Şimdi bazı şaraplar vardır. Tek başına eğer yanında hiçbir şey olmadan içerseniz hayata küsersiniz. Bu şarabın APS'i bence 4. Şimdi böyle deyince çok havalı duruyor. Hemen size açıklayayım. AP aromatik persistans demekmiş. Yani ağızda kalıcılık. İçtiğiniz zaman bakıyoruz. 4 saniye ağızda hissediyorsun onun tadını, kalıcılığını. Yani APS'i 4 oluyor. Bu Chardonnay. Chardonnay feminen, yumuşak, kavruk ve bu sanırım fıçıya girmiş. Şaka şaka, tabii ki bunların hepsini benim şu an söylemem mümkün değil ama az önce Uğur Bey anlattı. Her şarap yıllanmazmış. Hele sizin o marketten aldığınız şaraplar falan hiç yıllanmazmış. Onu evde tutup yıllansın diye bekliyorsanız boşuna tutmayın, hemen açıp için dediler. Sauvignon Blanc böyle daha özgür, daha fresh bir tadı varken Chardonnay daha klasik, daha klas, daha feminen bir şarapmış. Evet, birazdan pane keçi peynirlerimiz burada pişmeye başlayacak. Bugün yemeklerin sadece pişirme kısmını biz yapıyoruz. Hazırlamışlar her şeyi ama hepsi bu kitapçıkta yazıyor. Evde istersek bu tarife bakarak yapabiliriz. Arkada keçi peynirleri pişerken biz de bu kırmızı şarabı içiyoruz. Şimdi bu kırmızı şarap, bakalım. Tanenli. Tanenli değil mi? Biraz kekremsi. Şimdi böyle kırmızı şarapların yanına bir protein lazım. Ve bizim keçi peynirlerimiz de arkada şimdi pişiyor. Birazdan peynirle birlikte bunu içeceğiz. Evet, bu sandığı peynirlerimi attım. Pandora. Koklarken gözlerinizi mutlaka kapatın. Şimdi bunları yapacağız. Evet, kareyi sana tavana çıkaralım. Burada sos oluyor. Gördüğünüz gibi bardaklar doluyor. Hepsini hangi yemekle içeceğimizi öğreniyoruz. Arkadaşlar, Merlot kırmızı şarapların kraliçesiymiş. Unutmayın. Yani böyle biraz feminen bir tadı varmış. Bir workshop'un daha sonuna geldik ve sertifikalarımızı aldık yine. Çok keyifli bir akşamdı, çok keyifli bir workshop'tı. Tamamen bir keyif workshop'ıydı diyebilirim. Size öneririm. Ben de öneriyorum. Çok teşekkür ederim. Ve önlükler de yine bizim oluyor. MSA'nın bu yeni önlüklerini de yanımızda götürüyoruz. Bu workshop'un bir de biraya eşlik edenler ve ayrıca viskiye eşlik edenleri de varmış. Onları da takip edeceğim. Siz de takipte kalın. Bir sonraki workshop'ta görüşmek üzere. Hoşça kalın.